konuştukça da yine sizlerle birlikteyiz. Ali Ülvi Kurucu'yu hepimiz çok yakından tanıyoruz ve inanıyorum ki pek çoğunuz kalbinde büyük bir muhabbet bekliyor. Çünkü kendisi bir peygamber dostu, Medine'de yaşıyor. 61 yıldır Medine'de ikamet ediyor. Biz onu Türkiye'de bulunduğu süre içinde programımıza davet ettik, lütfetti kendisi. Stüdyomuza konuk oldu. Hoş geldiniz efendim diyorum önce size. Hoş bulduk. Bir peygamber dostu olarak biz sizi tanıyoruz ve umut ediyorum bize bu dostluktan ufak parçalar anlatırsınız. Bu dostluku bizim de ruhlarımıza daha derin yerleştirmek için bize faydalı olursunuz diyorum. İstedik ki bugün Ali Ülvi Kurucu'nun dostları bizimle birlikte olsun. Dostlarıyla birlikte bu sohbeti hep birlikte paylaşalım. Dostlarıyla birlikte siz seyircilerimizle sohbet edelim istedik. Hocam peygamber dostu olarak sizi, yani benim zihnimde kalan imaj bu. İşte çok iyi bir şairsiniz. Günümüzün Mehmet Akif'i olarak da tanınıyorsunuz. Peygamber sevginizi naatlarınızda, şiirlerinizde dile getiriyorsunuz. Peygamber dostu olmak ne demek? Peygamber'e komşu olmak sizin için ne ifade ediyor? Bununla başlayalım istiyorum. Buyurun efendim. Efendim her şeyden evvel ruhumun ifadesi var. Minnet ve şükran dolu bir ifade. Peygamber-i Zişan'a komşu olmak bize çok dost kazandırıyor. Sevdiklerim çok. Zira Peygamber-i Zişan bir kavmin, bir kabilenin peygamberi değil, insanlığın peygamberi. İnsanlığın peygamberi olması hasebiyle aşkı bütün insanlığı kaplıyor. Bedeniniz bunu bütün varlığımda, her zerremde hissediyorum. Sevdiklerim çok. Bizim Medine-i Münevvere ilk gittiğimiz senelerde Tunuslu Derviş Beşir diye bir aşık var idi. Medine'ye ait, Resulullah'a ait şiirler okurdu. Şu beyti tekrar eder, ağlar, dinleyenleri ağlatırdı. İşfa'lena ya seyyidi fi mahşerin, el-car Cebrail kad evsabihi. Manası, meali. Diyor ki Derviş Beşir, Allah rahmet eylesin. Sevgili peygamberim, senden şefaatler beklerim. Fakat ben kendimi bilirim, şefaate layık insan değilim. Fakat senin lisan-ı pakinden duyuyorum ki, buyuruyorsun ki, mazal Cibril yusini bilcar, hatta zanemtu ennehu seyüverrisuhu. Cebrail aleyhisselam gider gelir komşu hakkını tavsiye ediyor. O hale geldim ki acaba İslam'da, evladım babaya varis olduğu gibi komşu komşuya varis mi olacak? Bu dereceye geldim. Ya Resulallah, komşun olduğumdan dolayı şefaat niyaz ediyorum senden derdi. Evet, ben de öyle. Efendim zaten merakım benim Müslüman olmuş kardeşlerime, Alman, İngiliz, Fransız, İtalyan, Kanadalı, Hindu, Müslüman olmuş kardeşlerime sual sorarım. Sen bir noktada Müslüman oldun. Seni bir uyandıran bir hadise oldu. Nedir o? Hepsinin cevabı aynen tuhaf şöyle olur. Efendim, ben İslam'ı araştırma hevesiyle karşı karşıya kaldım. İçime İslam'ı araştırma hevesi düştü. Ateşi düştü. Kur'an-ı Kerim'i açtım. İlk ayeti kerime olan Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Saygı ve sevgi, hürmet ve ihtiram, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Deyince tevhid, akide, inanç kendiliğinden tamam oluyor. Allah öyle bir Allah ki, bir kavmin Allah'ı değil. Yahudinin, Hristiyanın, Müslüman Allah'ı değil, alemlerin Allah'ı. Rabbül Alemin. Bu dolan, içimi dolduran iman akidesinin ilham ettiği bir gerçek kalıyordu. Bu büyük Rabbül Alemin'in indirdiği kitap nasıl bir kitap okuyorum? Okunan bir kitap. Okunan kitabın yaşanan bir hayat olmasını bekliyorum. Okunuyor bir kitap. Fakat sırf okunmak için gelmiyor, yaşanmak için geliyor. İkinci sure olan Sure-i Bakara'nın başında Habibim bu kitap Allah'a giden yolu, hak yolunu gösterir. Fakat kimlere? Yaşayanlara, okuyanlara değil. Huden lil muttakîn. Muttakîlere ki takva, Muhammed Mustafa'nın hayatında
okunan kitabı yaşanan hayat halinde görüyoruz. Baştan başa mucize. Mektebe gitmemiş, hiçbir hoca önüne oturmamış, okumamış. Okuma yazma bilmez. Okuma yazma bilen Ebu Bekirler, Osmanlar, Ömerler, Aliler ondan ayet manasını sorarlar. Ya Resulallah, bu ayetin manası nedir? Bunun manası nedir? Allah Allah. Okuyan okumayandan istifade ediyor. Niçin? Ve allemeke ma lem tekun te'alem. Habibim, sana Allah öğretti bilmediklerini, hocası Allah. Allah okulundan, Allah medresesinden mezun oluyor. Allah dergahından izin alıyor. Allah dergahında yetişiyor. Büyük insan. Görüyoruz ki maddi her imkandan mahrum olan bu zate insanlığı kurtarma vazifesi düşüyor. Ayet-i kerimeler iniyor. Habibim, seni biz sadece araba Türkiye değil, alemlere rahmet olarak gönderdik. İlla kâffeten linnâs. Bütün insanlığın peygamberisin sen. Bu zat bu büyük yükün altına giriyor. Çileler başlıyor. Kendisine inananlara eziyetler oluyor. İnananlar, bilhassa fakirler, Şeybi Beni Haşim denen bir avluya hapsediliyorlar. Gıda maddeleri yasak, Mekkeliler kendilerine boykot yapıyorlar. O kadar acı oluyor ki bu boykot ve işkence süresi. Kadınların, annelerin sütü çekiliyor. Çocuklar açlıktan ağlaya ağlaya gece uyumuyorlar. Yüce Peygamber uyuyamıyor, dağlara gidiyor. Manzaranın faciası, felaketin derinliği, genişliği ruhunu kanatıyor büyük insanın. Süt dayıları Taif'teki süt dayılarına gidiyor ki Mekkeliler nezdinde bir tevassut ederler mi? Vasıta olurlar mı? İnanan kardeşlerime işkencede biraz hafif davranırlar mı diye gidiyor. Onlar da diyorlar ki Muhammedül Emin, bu davayı nereden çıkardın sen yahu? Karıyı kocadan, evladı babadan ayırdın. Bırak şu işi. Ben bu iş için geldim. Benim gayemdir bu. Başka şey istemiyorum sizden. Buna geldim. Taşlayın bunu diyorlar. Taşlanıyor. Taşlandığı gün, taşlandığı an dağlara müvekkil olan melekler geliyorlar Hazreti Cebrail ile. Ya Resulallah, ayrıl bu ülkeden. Peygamberini taşlayan kavim helak olacak. Çekil, helak olacak bunlar diyor. Büyük insan buna razı olmuyor. Diyor ki Allah'ım, bu anda Hazreti Nuh'un bedduasını etmem. Beddua etti, 950 sene peygamber olarak çalıştı da bir gemiyi dolduracak insan toplayamadı. 950 sene zarfında topladığı insan bir gemiyi dolduramaz oldu. Felaket. Fakat Hazreti İsa'nın duasını ederim Allah'ım. İn tuazzibhum fe innehum ibaduk. Ve in tağfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Azap edersen senin kulların Allah'ım. Ben karışmam. Fakat affedersen şanına layık budur. Bunu bekliyorum senden. Evet. Her ne kadar bunlar benim peygamberliğimi kabul etmediler. Fakat bir nesil gelecek. Onu bekliyorum. Lütuf buyur da o günü göreyim Allah'ım diyor. Sire'de bu sahneyi canlandıran kitaplarda der ki Hazreti Cebrail o gün tebessüm etmiş. Evet. O sahnenin karşısında. O Peygamber Efendimiz'in talep ettiği, istediği, temenni ve rica ettiği kabile geliyor Medine'ye. Peygamber'e imanını Beni Necran kafilesi geliyorlar. O günde de tebessüm ediyor Hazreti Cebrail. Peygamber Zişan Efendimiz, Cebrail nedir bu yahu? Taşlandığım gün tebessüm ettim, bugün tebessüm ya Resulallah. Bu sahneyi o gün gösterdiydi bana Allah. Allah'ın lütfuna, senin müsamahana, genişliğine, ricana, ricanın kabulüne hayran oluyordum. Hayranlığımdan tebessüm ediyordum diyor. Ondan sonra diyor kardeşlerim, Mekke'nin fethine geliyoruz. Dün mağaradan kaçan insan bugün 10.000 kişilik orduyla Mekke'yi fethetmeye geliyor. Tabii. Tarihte gördüğümüz kumandanlar gibi alkışlar içinde, bandolar içinde girmesi bekleniyor. Fakat öyle bir girişle giriyor ki Mekke'ye,
Fetih suresini okuyor. Evet. Allah'ım. فَلَا تَكِلْنِي اِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Bir an için dahi olsun beni kendime bırakma Allah'ım. Lütuf ve inayetini kesme benden diyor. Tevazunun en büyük tevazunun örneği. Tevazunun şahikası. Ondan sonra bekliyorum kimleri asacak, mahkemeler kuracak, sorguya suale çekecek, hatırlar mısın o günü diyecek. Genel affı ilan ediyor. Allah Allah. Bu kadar yapılan işkenceye, cefaya, vefa ile genel affı ilan ediyor. Kimse muhakeme edilmeyecek. Harem-i Şerif'e iltica eden kurtuluyor. Evine kapanan kurtuluyor. 23 senelik düşman Ebu Süfyan'ın ki hanımı biliyorsunuz. Evet. Hazreti Hamza'nın ciğerini parçalayan, dişleyen kadın. Ebu Süfyan evine gelen de kurtuluyor. Men dekale dâra Ebu Süfyan fe ve amin diyor. Allah Allah. Bu ilanı çağıran dellalları, münadiyeleri duyan Hint Ebu Süfyan hanımı diyor ki Ebu Süfyan duyuyor musun? Ne diyor? Duyuyorum. Bu insan değil, peygamberdir. Ancak o zaman iman ediyor, değil mi? Geliyorlar, karı koca geliyorlar. Tarihte diyor ki, yüce peygamber ayakta karşıladı onları, istikbal etti. İstikbal etmesiyle gönüllerini fethetti. Eşhedü en la ilahe illallah ya Resulallah. İmanımızı ilana geldik. Sormuyor. Hint, neydi o sahne? Korkmadım, Allah'tan korkmadım. Amcamı... Nasıl parçaladın amcamı demiyor. Evet. Kabul ediyor, buyurun diyor. O gün diyorlar, Müslüman'dan kardeşlerim anlatıyor bunu. Alman, İngiliz, Fransız, İtalyan. O gün diyor, en büyük düşman Ebu Cehil'in oğlunu soruyor. İkrime nerede yahu? Hanımına soralım ya Resulallah. Kızım İkrime nerede? Ya Resulallah Ebu Cehil'in oğlu olsun. O ayrı, o ayrı. وَلَا تَذِرُ وَاَذِرَةٍ وَاَذِرَةٍ اُخْرَى İslam mantığında baba oğlanın, oğlan babanın yükünü çekmez. Evet. Herkes... Her koyun kendi bacağından asılır. İkrime'yi bulun bana. İkrime'nin hanımı Ebu Cehil'in gelini haber gönderiyor İkrime. Affı umumi ilan edildi. Genel affı ilan edildi. Ebu Süfyan bile Müslüman oldu. Nasıl olur yahu? Oldu. Ya Resulallah, İkrime korkar. Nasıl davet ederseniz sarığını çıkarıyor. Şu sarığımı götürün verin. Sarığımı görünce gelir İkrime. Geliyor. Kucaklıyor İkrime'yi, Ebu Cehil'in oğlunu. İkrime, inkar sana yakışmıyor ya. Sen büyük kumandan olacaksın. Fütuhata gireceksin, fetihler yapacaksın. Kılıncın geleceği yeri bir öpeyim, şehit olacağın yeri bir öpeyim diyor. Öpüyor alnından. İkrime harplerin birinde Peygamber Efendimiz'in işaret ettiği yerden yara alıyor, şehit oluyor. Onu evet. Çok önceden evet. Görüyor Peygamberimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait minnetlerim çoktur. Bütün Müslüman olanlar soruyorum, yaşana okunan bir kitabın yaşanan bir hayat olmasını görünce çaremiz kalmıyor. Hep birlikte Müslüman oluyor derler. Bir de Nijeryalı bir doktor Abdurrahman vardı. Onun şu sözü de çok hoşuma gitti. Mekke'nin fethi benim gönlümü de fethetti. Bir sualim kalıyordu dedi. Peygamber-i Zişan'ın düşmanı kalmadı artık. Herkes Müslüman oldu. Medine'ye dönünce tekrar o mütevazı evde mi ikamet edecek, saraylar mı kuracak? Evet. Hayatında, hususi hayatında özel hayat değişme olacak mı olmayacak mı değişme olmuyor. Son sözü ile Rafika Ali yüce dosta diyor. Evet. Son sözü yüce dosta diyor gidiyor. Allah şefaatlerinden mahrum etmesin. Amin. Ben biraz dinlenin. Siz de başlayalım mı Sayın Mustafa Uzun? Mikrofonu alırsak. Hocamın sohbeti hepimizi derin bir sessizliğe büründürüyor. Hocamın sohbeti bizi asr-ı saadete götürdü, evet. Oradan çıkmak arzusunu da duymuyorum ama onunla ilgili olarak ben bir hususu hocamdan öğrenmek istiyorum. Ben ilk defa Medine-i Münevvere'ye gittiğim zaman şiddetle iki şeyi arzu ettiğimi hatırlıyorum. Bunlardan birisi Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de acaba bir mevlid okunsa da mevlidin manasını bütün hücrelerimizle, bütün ruhumuzla, bütün derinliğiyle duysak, bir de burada bir mevlid okunsa diye düşünmüştüm. Bir ikincisi de Akif'in Necid çöllerinden Medine isimli şiirini Şebeke-i Resulullah'a yakın bir yerde okusam diye kendi kendime düşünmüş, hislenmiş idim. Şimdi hocamdan benim sorum şu olacak. Acaba
Medine'de bir mevlid okundu. Neler düşündü o muhteşem abidenin, eserin karşısında? Hem Süleyman Çelebi'nin mevlidi için bunu söylüyorum, hem de Efendimizin huzuru âlisinde. Hem de Akif'in şiirini o huzurda duymak, hissetmek, o şiirde anlatılanların çeşitli örneklerini yaşamış bir Resulullah mücaviri olarak orada bu kadar senedir bulunan hocamızdan bu konuda bize neler söyleyebilir? Onu istirham edecektim. Evet hocam. Efendim, Akif, Allah rahmet eylesin. Akif de, Akif hakkında Nureddin Topçu merhumun çok güzel bir tahlili evet. var. Rahmetli Topçu der ki, şiir Namık Kemal'de heyecan olmuş, vatan olmuş. Hamit'te hülya olmuş, rüya olmuş. Fikret'te portre olmuş. Haşim'de gölge olmuş. Yahya Kemal'de sevda olmuş. Akif'te iman olmuş tabiri hayranım. Belki Mahmut Kaya Hoca'nın da gönlünden geçen bir sual vardır. Hocam, niçin sen Akif'e meftunsun? Şiir vadiyin Akif vadisidir diye. O sormadan evvel fakir söyleyeyim. Efendim, Akif ruhumun tercümanı. Evet. Akif, büyük Fransız münakkidi Anatole France der ki bir insanı bilhassa şair ve muharriri değerlendirmek için onun yetiştiği günlere bakmalı. Yetiştiği devri incelemeli. Hangi şartlar içinde yetişti bu insan? Akif'e dönüyoruz. 19. asırın Cemil Meriç Bey 19. asır için dostlarım der ki 19. asırın imansızlığı maneviyatı inkar ediyor. Ruh inkar ediyor. Kainat görünen şeyden ibarettir diyor. Akif'in birinci safahat olan büyük safahat açıyorsunuz. İlk şiir Fatih Camii. Fatih Camii için bir mısrağı var. Der ki, bu bir mabet değil, mabuda yükselmiş ibadettir Allah. Müşahhas mücerred oluyor. Taş tuğla gidiyor da onun yerine somut ibadet soyut geliyor. Hale geliyor. Ruh geliyor. Alemin ruh, ruhun alem olması. Sonluda sonsuzluğu bulma. Evet. Güç ve kudreti yaşanıyor. Sonluda sonsuzluğu ebediyete göçme. Allah rahmet eylesin. Ezanlar diye bir manzumesi var. O safahatta yine. Şaheser bir manzume. Dipnot çıkar orada. Der ki, ona mahsus bir buluş bu. Ruhu şad olsun. Allah'ım, ne tecellidir bu. İhtilaf-ı matali sebebiyle yeryüzünde ezansız an yoktur diyor. Allah. Ezansız an yoktur. Çok mühim bu. Evet. Ezan şimdi burada okunuyor. Bir dakika sonra Çorlu'da, Edirne'de, Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da, Japonya'da, Afrika'da, evet. Avustralya'da, Endonezya'da, Malezya'da, Arabistan'da, İran'da, Türkiye'de. Allah. Zamanın, kainatın her anında ezan var. Ezan nedir? İstiklal Marşı'nda Allah rahmet eylesin. Nasıl sevmem ben Mahmut Hoca Akif'i yahu. İstiklal Marşı'nda der ki, ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedemin göksüne ne mahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Soranlar olur. Hatırlara gelir. Bugün niçin bir Akif yetişmiyor? Akif'in kültürünü getirin de yetişsin. Bak ne diyor. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Dostlarım çok mühim. Dinin temeli nereden geliyor bu dine temel olmak? Ezanlarda dinin temeli varmış. Nereden geliyor? Kültüre bakın şimdi. Dini kültüre bakın. Peygamber Efendimiz buyururlar ki Büniyel İslamu ala hamsin. Muazzam İslam binası 5 ana temel üzerine kurulmuştur. Bunların en mühimleri Allah'a iman, Muhammed Mustafa'nın peygamberliğini tasdik. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Eşhedü en la ilahe illallah derken peşinden hemen eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Evet. Akif'in
milletim için bir duası daha var. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Şehitler abidesi için şiiri hayran olmamak kabil değil. Der ki şehitler abidesine. Gök kubbenin altında yatar alkan içinde. Ey yolcu bu topraklar için can veren erler. Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez. Ufrana bürünmüş yalnız Fatiha bekler. Şiir ruh oluyor, yükseliyor, kanatlanıyor. Fakir Akif'i çok sevdiğimden dolayı şiirlerimde bir yükselme arzu ederim. Hatta şöyle demişim bazı şiirlerimde. Ruh aleminin nuru saçan ufkunda melekler, Allah'a giden yollara çıkmış seni bekler. Bilsen ne tahassüsle açar orada çiçekler, Allah'a giden yolda beraber koşalım gel. Bin derdin İslam ilinin paylaşalım gel. Evet, Akif ruhumun tercümanı bir şairdir. Aruzu en güzel şekilde kullanmış. Ruhuma tercüman olduğu için Akif'in tesiri altındayım. Evet, hocam cevabınızı aldınız mı? İlave bir şey... Cevabımı almadım ama çok güzel diğer bilgiler aldım. Mevlid'le ilgili sormuştunuz ama... Efendim, Mustafa Uzun Hoca'nın Necid Çöllerinde, orada birkaç mısra var, yanık. Gönüller yakan mısralar. Necid'i akına düşmüş, iki aydan beridir. Koca bir kafile mecnun gibi haib hasir. Koşuyor merhamet et badiyeden badiyeye. Bulurum bir gün olup haymeyi leylayı diye. Çöllere düşmüş. Evet. Koca bir kafile mecnun gibi arıyor. Ne arıyorsun? Leyla. Mecnun'un Leyla'sını aradığı gibi bulurum bir gün olup haymeyi leylayı diye. Mustafa Uzun Hoca'nın gönlünde yatan bir suale de şununla cevap vereyim. Mustafa Uzun Hoca. Bizim günümüzde Mahmud Numan diye bir müezzin vardı. Mahmud Numan diye Medine'nin müezzinlerinden bir müezzin vardı. Onun bir sabah ezanı var. Fevkalade bir ezan. İslam'ın Nuru dergisinde ben onun hakkında yazım var. Mustafa Uzun Hoca belki o yazıyı görmüştür. Talebelerine tavsiye etmiştir. O Mahmud Numan'ın ezanı çok yakıcıydı. Mahmud Numan bir gün bana geldi dedi ki, hocam ev yaptırdım, yaptırıyorum, borçlandım. Ben Ankara'nın kazalarından, Beypazarı kazasının deliliyim. Orada beni tanıyanlar var. Zekai Hoca'ya söyledim. Ali Ulvi güzel yazar bir mektup yazsın sana dedi. Mektup yazsan da bana bir yardım etseler. Beypazar halkı dedi. Yazdım. Münir Bey isminde bir zaten yazdık. Münir Bey'den mektup geliyor. Diyor ki, bu gece Peygamber'i zişanı gördüm. Dedi ki, benim müezzinim Mahmud Numan'a yardım edene Allah yardım eder. Benim müezzinim Mahmud Numan'a yardım edene Allah yardım eder. Rüyada gördüm diyor. Sabaha edemedim. Sabah kalktım. Kimler Mahmud Numan'a yardım edebilir? Kime geçsem? Münir Bey, yüzünde bu nur var senin yahu. Bir koku var sende demeye başladılar diyor. Allah Allah. Yardımı topladık. Geldi diyor. Mahmud Numan anlatıyor şimdi. Yardım geldi. Ev bitti. Davet yaptı. Davet de ayağa kalktı dedi ki yahu bu ev filanın fakiri gösteriyor. Ben eve başladım temellerde param bitti. Temeller atarken parayı bitirdik. Bunu düşündüm. Zekai Hoca beni Ali Ulvi Hoca'ya gönderdi. Mektup yazdın o güzel yazar dedi. O mektup sayesinde para geldi. Bu para Ali Ulvi Hoca'nın bu evin tapusunu ona vereceğim dedi. Hocam ya Allah aşkına dedim Mahmud Numan. Her şeyden evvel benim müezzinim demiş ya. Benim müezzinim demesi sana kafi dedim. Ağladı ağlattı bizi. Evet. Evet.
O makale inşallah Mustafa Uzun Hoca yeniden bir neşredin istiyor. Evet. Yani o makale bizim yeni edebiyat devresinde diyelim ezan hakkında yazılan en güzel mensurelerden birisi hakikaten. Hocam onu, biz de metnini alalım evet, daha sonra onun. Ben de şey. Çok merak çok ettim ezan hocam. Konusunda. Ben teşekkür ediyorum. Sorun. Mahmut Hocam soracağınız bir soru var mı? Efendim ben bir felsefeci merak olarak ettiğim bir husus var. Evet. Efendimiz hakkında mikrofonu çok naat yazılmıştır. Şairler tarih boyunca en güzel şiirlerini Efendimiz için yazmışlardır. Beğendiğiniz naatler muhakkak ki vardır. Bunları öğrenmek isterim. Bir de mümkünse sizin Efendimiz'e yazmış olduğunuz çok güzel naatler var. Bunlardan birini lütfederseniz memnun oluruz. Estağfurullah. Efendim innel hadise anil habibi habibu. Arapçada derler ki sevgiliden bahsetmek sevgilidir. Evet. Sevgili hakkında söylenen söz sevgilidir. Güzel hakkında söylenen söz güzeldir. Edebiyat fakültesinden bir delikanlı bana 3 sene evvel bir sual sordu. Hocam, şiiri sevdiğinize göre sizin yahut İslam'ın estetik görüşü nedir? İslam'ın estetik görüşü nedir? Felsefesi nedir? Evet. Düşünmeden şu geldi hatırıma. Dedim yavrum, neredesin sen? Edebiyat fakültesindeyim. İslam çirkini güzelleştirir. Güzeli daha güzel eyler. Çirkini güzel eyler, güzeli daha güzel eyler. Kahire'de hatta Şevki Bey'in bir yazısında bir hadis-i şerifi yazar gördüm. O yazı hala ruhumun aynasıdır, miracıdır ruhum için. Orada Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar o yazıda. Ravel Hasan, an Ebil Hasan, an Ceddil Hasan, inne ahsenel Hasan, el hulugul Hasan. Güzel olan Hasan rivayet ediyor. Güzel Hasan'ın babası Ali'ül Mürteza'dan rivayet ediyor. Onun dedesi Muhammed Mustafa'dan rivayet ediyor. Nedir rivayet edilen? İnne ahsenel Hasan, güzelin de güzel el hulugul Hasan, güzel ahlaktır. Evet. İslam'ın mihrak noktası, aşık olduğu hedef, ahlak, fazilet, insanlık. İnsanı insan eden cemal. Evet. Peygamber Efendimiz için neler söylense azdır. Tarih dolup taşar bununla. Galip dedenin, Allah rahmet eylesin, Sultan-ı Rusul Şah-ı Mümeccesin efendim. Medine-i Münevvere'de Nakşi Şeyh'i, büyük alim Şık Abdülgafur Efendi vardı. O zat sohbetine giderdim, hatimlerine giderdim. Fakire o şiiri okuttururdu o kasideyi. Türkçe olmasına rağmen Farsça, Arapça kelimeler var içinde. Sin efendim derdi. Akif Bey de Said Paşa İmamı diye yazdığı bir şiirde hanım sultana saraya mevlid okumaya gidiyor Said Paşa İmamı. Yolda kayıkta bir kaside okuyor, dinliyorlar. Kayalardan, kıyılardan bir ateştir çağlar. Lahni Davud ile inle yine güya dağlar der. Sultan-ı Rusul Şah-ı Mümeccesin efendim. Biçarelere devleti sermezsin efendim. Menşur ile amrukla müeyyetsin efendim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bile sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün bunu ben Mustafa Sabri Efendi'nin huzurunda okudum. Dedi ki, Sultan-ı Müeyyed demeli, İhsan-ı Müebbet demeli. Çünkü Sultan-ı Müeyyed'le İhsan-ı Müeyyed bunlar ayrı ayrı şeyler. Hem İhsan-ı Müebbet'tir Muhammed Mustafa dedi, hem Sultan-ı Müeyyed'tir. Evet. Bir de hoşuma giden, hayran olduğum naatlerden Esad Efendi'nin, Erbilli Şir Esad Efendi'nin gönül nuri cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm haki rehinden ey tabibim tutiya ister. Safa-i sineme zulmet veren jengi günahımdır. Safa-i sineme safa-i sineme zulmet veren jengi günahımdır.
Ey Mustafa senden şifa ister. Hocam sizin de bir naatınızı alıp bir kısa ara vermek istiyorum. Sizin kendi, Mahmut Hocam aslında sizin kendi ağzınızdan, kendi yazdığınız bir naat-ı şerifi dinlemek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme girerken şu kıtta çok hoşuma gider. Sultan-ı Resul, Peygamber Efendimiz tabii. Sultan-ı Resul, Şah-ı Mümecced anılırken yükselmede ruh en yüce alemlere yerden. Bin rayihanın feyzi sarar ruhu derinden, geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinden. Peygamber Efendimiz bunu yaşatıyor insana. Şu kasideyi severim. Bazı kardeşlerim de okuyorlar bunu. Tabii bunlar ağlayarak yazılan, ağlayarak da okunan hisler, gönül sevdaları. Derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Destgir ol ya Nebiyallah bu asi mücrime. Sen şefaatkanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriyanım, bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Bu'yu vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mesteden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriyanım, bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi cemali Mustafa hayranıyım. Canını canana kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden kaş olur mestaneler. Aşıkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriyanım, bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi cemali Mustafa hayranıyım. Evet. Ali Ulvi Kurucu dostlarıyla birlikteyiz ve bizi izleyen pek çok dostuyla birlikteyiz. Ben sizlerden sorular almak istiyorum. Ziya Belviranlı ya size söz vermek istiyorum. Efendim, peygamberimize muhabbetin ifadesi bir yoluyla da naatların okunması şeklinde oluyor. Ülkemizde bu da çok yaygın. Biraz evvel mikrofonu yaklaştırdınız. Ali Ulvi Kurucu üstadımızın dilinden dinlediğimiz o meşhur naatı dillere destan olmuştu adeta. Belki de Türkiye'de en fazla okunan naatların arasında yer almakta. Burada kendileri bulunuyorlar. Profesör İsmail Karaçam hocam. Evet, konuklarımız. Bunu güzel sesleriyle bir okusa da şöyle gönlümüz bir açılsa derim. Peki siz bir sorudan ziyade bir dilekte bulundunuz. Dilekte bulunuyorum. İsmail hocam lütfen, evet. İsmail Karaçam. Buyurun efendim, biz dinleyelim. Biz sizi tefsirde öğretim üyesi olarak tanıyoruz ama güzel naat okuduğunuzu bilmiyorduk. Bu vesileyle öğrenmiş olduk. Hocam kendisi mahfidir. Öyle mi? Tamam, buyurun efendim. Medet ya senedel acizine aman ya. Derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Allah, Allah. Destgir ol ya Habiballah. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Resul-i Kibriyanın
benim gerçi Cemali Mustafa hayranıyım. Bu yaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Allah Allah. Nur cemalinden eserdi. Mesteden bülbülleri ben Resul-i Kibriyan'ın bülbülü mücrimim gerçi Cemali Mustafa hayranıyım. Meded ya Şefi'al müznibin, işfa'lana Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bağlantı olarak bir soru. Lütfen mikrofon alarak. Bugünkü toplantı gerçekten bizi manevi atmosfere götürdü. Üstadımız Ali Ulu Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve şanslı insanlarız diyorum. Böyle bir insanla mülaki olmak gerçekten bizim için şeref verici bir şey. Kanal 7'yi de böyle bir program hazırlığı için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi... Üstadım şunu sormak istiyorum. Anadolu'da peygamber sevgisi, peygamber aşkı çok yaygınlaşmış bir durumdadır. Gerçi şimdi şu andaki yeni nesle belki biz bunu anlatamıyoruz. Sıkıntımız odur ama. Ve insanlarımız peygamberimize o kadar aşık ki onun yattığı o mukaddes topraklarda gömülmek için ben biliyorum ki her sene hacca gidip orada gömülmek isteyen insanlar var. Evet. Bu duyguyla gidiyor, bu duyguyla geliyor. Hatta hepimizin yakinen tanıdığı büyük insan, ilmiyle, ameliyle insanda ışık tutan Sami Efendi Hazretleri'ne soruyorlar. Üstad, Allah uzun ömür versin ama hak vaki olursa nereye gömülmek istersiniz dendiğinde bu insanlara sorulmaz ama gönül ister ki Cennetül Baki'ye gömülmek ister diyor. Evet. Ve öyle de oluyor. Üstadım bunun sebebi hikmeti nedir? Zat-ı Ali'nizin Medine'de ikametinizin acaba esbab-ı mucibi olabilir mi? Teşekkür ederim. Hemen Naim Bey sizden de alayım Naim Karaman sorunuzu. İkisini hocam bir cevaplasın. Efendim. Şairimizin terennüm ettiği duygular peygamberi ile ümmeti arasında bir iletişimi haber veriyor. Buradan oraya sevgiler gidiyor. Sonsuz sevgiler gidiyor. Ve orada ölüp kalmaya müşteri olacak kadar derin evet, sevgiler. Halil İbrahim Perçikayet. Aşıkhane evet, sevgiler bunu gidiyor. İfade etti. Acaba kişi öldüğü zaman tasarrufu biter. Evet. Bunu biliyoruz. Biliyoruz ama buradaki aşıka duruş, dinleniş yok. O bir şeyler söylüyor ve söyledikleri alınıyor.
mu acaba ki bir gece Peygamber Mescidinde bir teravih namazında cemaatin içinden birisi şu ayeti kerime okunurken düşer bayılır. Ben üstadımdan dinledim. Onu dinlemek istiyorum. Çünkü bu sevgi karşılıklı bir gidiş evet, geliş var. Bu sevgiyi var. Evet Medine'de yaşayan şimdi, birisi. Şimdi bismillah. Tekadü semavatü yetefettarne minhü ve tenşik. Vel melaiketü yusebbihune bihamdi rabbihim ve yestagfirune limen fil ard ayeti kerimesi. Üstadım ben sizden dinlemiştim. Evet. Bununla şunu arzu ediyorum. Peygamber'e hitap etmeyi batıl addeden bir düşünce var. Peygamberden bir şeyler istemeyi batıl addeden bir düşünce var ki neyleyim ki aşkın hududu yok. Aşık söylüyor. Söylüyor da aşık acaba oradan bir şeyler de alıyor mu? Bu iletişim var mı? Yani kopup gittik mi? Yoksa Peygamber Zişan'la ümmeti arasında bir iletişim var mı? Evet. Bir, beş şıkkı var. Çok güzel lütfen. Şairimiz bir gün Beytullah'ın huzurunda otururken bakar kralın saraylarına. Beytullah çok aşağılarda bir yerde kalmıştır, incinir ve bu duygusunu ifade ederken yanına birileri gelir, Beytullah'ın bir yerlere doğru yükseldiğini gösterir. Ben üstadımdan bir de onu rica ediyorum. Evet, buyurun efendim. Efendim, Kabe-i Muazzama'nın Vuhali Zekai hocam vardı benim hocam. Evet. Sonra Hacı Bayram imamı oldu Allah rahmet eylesin. Onun rivayeti der ki, Kıbrıs'tan Mekke'ye gitmiştim. Medine'ye gideceğim. Ömre tavafımı yaptım. Altın oruğun altına oturdum. Gönlümden şu geçti. Dilim söylemedi de gönlümden şu geçti diyor. Demişti. Allah'ım ben zannederdim ki Kabe-i Muazzama'nın daha yüksek ev bulunmaz Mekke-i Mükerreme'de. Senin beytinden daha yüksek ev olmaz. Edebe münafidir. Gönlümden geçti. O günlerde de bundan 60 sene evvel, 50 sene evvel 4 katlık, 5 katlık ev bulunurdu. Kuşa bile yuva lazım. Evet. Nereye gidin? Bu hacı nerede de öyle de oturacak. Böyle sanırdım, zannederdim. Bu tefekkürlerin içindeydim dedi. Rukn-ı Yemani'den ihramlı, sakallı, saçlı, son derecede heybetli bir insan girdi. Öyle bir insan görmedim evet. Hayatımda. Son derecede heybetli. Esselamu aleyküm. Selam verdi. İrfa rasek unzur fuk başını geldir, kaldır yukarıya bak dedi. Baktım Kabe gidiyor. Cenab-ı Hak bana gösterdi ki kulum sen Kabe'yi bu taş bina mı sanırsın? Kabe yapılmazdan binlerle sene evvel ben meleklerimi tavaf ettirdim burayı. Kabe budur. Kabe'yi taş bina sanma. Böyledir manen Kabe. Hani kendinden geçme derler ya dedi hocam. Ben onu gördüm o hali. Kendinden geçme nedir? Evet. O. Başka bir aleme göçmek nedir? Ruhunuzun aleminde yaşamak nedir? Bunu ben gördüm dedi. Kendime geldim. Ya şu zatın bir elini öpeyim, duasını alayım dedim. Tavafa girdim. Yok. 15 gün Mekke'de kaldım gene yok. O zat bana Allah bunu gösterdi dedi. Naim Hoca'nın söylediği ikinci kıssa Medine-i Münevvere'ye 5-6 sene evvel Şık Eyüp diye bir teravih kıldırmaya bir zat geldi Mekke-i Mükerreme'den. Son derecede tatlı okuyor, doyulmuyor. Ürdün'den Ramazan'ı geçirmeye gelen bir yaşlı adam, iki tane oğluyla beraber her gün önümde namaz kılarlar. Harem-i Şerif'te teravih kılıyoruz. Teravihin rekatlarının birinde düştü, yere düştü. Allah dedi düştü. Hastadır. Oğulları namazı bozdular. Meşlahı vardı abası. Dürdüler başının altına koştular. Siz devam edin dedi. Siz devam edin namazı. Devam ettiler. Tabii ben bu düşüşün bir tuhaf bir düşüş olduğuna. Tansiyon düşüşü değil. Tansiyon yükselmesinden düşüş değil. Bir ilahi bir düşüş olduğu kalbime geldi. Çünkü Allah dedi. Ağlıyor. Yattığı yerden ağlıyor. Çocuklar teravih arasında babacığım ma fi şey. Sallu entü kembilus salah. Namazı tamamlayın diyor ağlıyor. Hem yatıyor hem ağlıyor. Ayrılamadım oradan. Namazdan sonra dedim amca yaşlı. 80'lik falan var. Koltuğuna giriyorlar beraber getiriyorlar. Dedi oğlum
Şeyh Eyyub dedi, melekler yusebbihune bihamdi rabbihim ve yestagfirune limen fil ard. Allah'ı tesbih ederler. Yerdeki müminlere dua ederler, istiğfar ederler. Müminden affını dilerler ayeti kerimesi. Peygamberi gördüm dedi. Kabri saadetten çıktı. Ümmetime dua etmek için geliyorum dedi. Ümmetine dua ediyor. Melekler dua eder de ben ümmetime dua etmem mi? Bunu görünce dayanamadım oğlum dedi. Onun için ağlıyorum. Sevinç ağlamasıdır oğlum bu. Acım yok, ıstırabım yok dedi. Naim Hoca'ya söyledim. Allah razı olsun. Unutmamış onu. Evet efendim. Efendim Naim Hoca'nın sorduğu sorunun içinde de vardı. Halil İbrahim Perçinkaya'nın sorduğu bir soru da vardı. Niçin Medine'yi tercih ettiniz orada yaşamayı? Efendim tabii Medine için hala Ravza-i Mutahhare'nin kapısında Osmanlı hattatı Abdullah Züğüt'e Efendi'nin yazdığı hadis var. İnnel iman le ye'ridu ilel medine. Kema te'ridul hayyetu ila juhriha. İman Medine'ye yılanın deliğine çöreklendiği gibi çöreklenir. İman Medine'ye iltica ediyor. Müminlerin karargahı Medine'dir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldi. Medine'ye vatan tuttu, oraya gömüldü. Burada eğer vaktiniz varsa birkaç... Çok kısa. Kısa. Hazreti Ömer'in bile bir Medine'yi istemesi var, Medine'ye gömülmesi var. O isteyince artık bizlere... Hafsa annemiz der ki, Hazreti Peygamber'in kızı, Hazreti Peygamber'in hanımı, Hazreti Ömer'in kızı. Der ki, bir gün babam Peygamber'e zişandan bir ricada bulundu. Ya Resulallah... Dua buyurun da Rabbim benim müstecab-ı davet kılsın. Duası kabul olanlardan olayım. Resulullah dua etti. Allahümme ec'al İbnel Hattab müstecab-ı davet. Allah'ım Ömer'i duası kabul olanlardan eyle dedi. Babam bu duayı aldıktan sonra şu duaya devam eder oldu. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik ve mevten fi beledi rasulik. İnsan, büyük insanın duası da büyük oluyor. Hedefi büyük, aşkı büyük. Diyor ki, Ya Rabbi yatağımda ölmek istemem. Şehit olmak isterim. Ya Rabbi şehit olmak isterim. Urzukni şehadeten fi sebilik. Senin yolunda şehit olmak isterim Allah'ım. Ölümü bile değerlendirmek istiyor büyük insan. Duanın devamı var. Ve mevten fi beledi rasulik. Peygamberin memleketin Medine'sinde ölmek istiyorum Allah'ım diyor. Hafsa annemiz devam ediyor der ki. Gün geldi babam halife oldu. Halifeler harpleri, savaşları Medine'den idare ediyorlar. Düşman kalmadı Medine'de. Kiminle mücadele edecek babam da şehit olacak. Şaşıyorum fakat bu dua kabul olacak. İlahi tecelli tahakkuk edecek. Bekliyorum diyor, gün geldi. Babam bir gün sabah namazını kıldırmak için mihraba geldi. İranlı bir kafir köle intikamı varmış. Zehirli hançerini sapladı. Babam Necabide yıkıldı. Vefat etti. Süt içirdiler. Süt mideye varmadan yaradan kan halinde aktı gitti. Bunu gören Hazreti Ömer, oğlu Abdullah Hazretleri Ayşe annemize gönderir. Abdullah, validemize git, selamımı söyle, halimi arz eyle. Beni sevgililerimden ayırmayın. Peygamberimden, Ebu Bekir Sıddık'tan ayırmayın. Peygamber Efendimiz'in son rahatsızlığında buyurmuştu ki, ben ruhumu teslim ettiğimde telaşlanmayın. Peygamberler vefat ettikleri, ruhların teslim ettikleri yere gömülürler. Beni bu odaya gömeceksiniz. Gömdük. Hazreti Ebu Bekir hastalandı. Kızına vasiyet etti. Kızım beni sevgilimden ayırma, Muhammed Mustafa'dan ayırma dedi. Onu da gömdük. Bir kişilik yer var. Beni de oradan ayırmayın. Sevgililerimden ayırmayın peygamberimden. Hazreti Ebu Bekir dostumdan ayırmayın dedi. Hayşe annemize gittim diyor. Validemiz Emir-i Müminin yaralandı. Duydum oğlum nasıl oldu böyle oldu. Sizden ricası var. Ricası mı var? Hayır inşallah. Efendim, beni sevgililerimden Muhammed Mustafa'dan, Ebu Bekir dostumdan ayırmayın diyor. Buraya gömülmek istiyor. Diyor ki Ayşe annemiz, bakın insana bakın. İnsanın büyüklüğüne bakın, büyük insanlara bakın. Söylenecek söze bakın evladım. Ben orayı kendime ayırmıştım. Birisi kocam, birisi babam. Fakat senin baban hakkında şunu işittim Peygamber Efendimiz'den. La nebiyye ba'di. Benden sonra peygamber yok. Olsa Ömer olurdu dedi. Oğlum senin baban peygamberle aday bir kimsedir gömün dedi. Babam duası kabul oldu. Hem şehit oldu nerede? Mihrab-ı Nebi de şehit oldu. Evet. Gömüldü ne diye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e gömüldü, yere gömüldü. Hazreti Ömer isteyince artık bizlerin
canımı da minnet. Keşke. Buyurun. Mikrofon alırsanız sevinirim. Ben bu arada bu soruyla da belki bağlantılandırırsınız. Gençliğe sizin özel bir alakanız var. Evet. Hem şiirlerinizde, Gümüş Türbelleri isimli şiir kitabınızda da çok yer veriyorsunuz. Hem de sizin lisanınızdan bunu çok duyuyoruz. Ben daha önce de aktarmıştım. Bizim daha önce sizinle ilgili Ramazan'da yayınlanmak üzere yaptığımız çekimlerde gelen kameramanlarımızın önce kalbini fethediyorsunuz ekibimizin. Onlara isimleriyle hitap ediyorsunuz. İşte ya Ömer, ya Adem, işte Ömer olmak zor mu gibi. Böyle bir gençlere özel alakanız, özel muhabbetiniz ve onların da size çok özel muhabbetleri var. Bunun sebebini sorayım. Sonra Faik Bey sizin sorunuzu alayım. Buyurun. Hanımefendi ben de gençlik mevzunda soracak. Öyle mi? Tevafuk oldu efendim. Buyurun. Takriben 15 yıl kadar önce yine böyle bir kuşluk vakti gençliğin ağırlıklı olarak bulunduğu, bugün de maşallah gençlik yine ağırlıklı ya burada. Hepiniz gençsiniz efendim. Ne demek bu? Bir toplantıda Aziz Üstadımız. Mikrofonu biraz yaklaştırın. Böyle bir toplantıda Aziz Üstadımız meleklerin kanatlarını ilim yapan talebenin geçtiği yerlere açtıklarını ve bizim de kanatlarımızın üstüne basarak geçsinler bekleyişi içinde bulunduklarını lütfetmişler. Evet. İlaveten Kabe'de bir şairin Kabe'nin siyah giyeceğini, ki o şiirde yanlış hatırlamıyorsam kara donlu diye hitap ederdi. Niçin sen böyle siyahlara bürünmüşsün? Yoksa Medine'den uzak kalmanın yahut Fahri Kainat'ın Medine'de bulunuşunun bir hüznü müdür? Bir sitemi midir belki? Gibi. Evet. Şimdi acaba bunları ben doğru mu hatırlıyorum? Eğer doğru hatırlıyorsam bu ilmi ve aşkı beraberlik konusunda üstadımız ne düşünüyorlar? Peki hocam. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Gençlerle başlayalım. Hatıra hafıza böyle olur. Doğru hatırlıyor. Ben anlatsam belki beyefendi kadar fasih anlatamam. Estağfurullah. Aynen hocam. Söyledikleri gibidir. Evvela şunu söyleyeyim de. Beyefendinin buyurdukları Mekke-i Mükerreme'nin hasreti, niçin siyah giyiyorum? 1970'lerde Afgan sefiri vardı, Sadık Bey diye şehit oldu. Komünistler vurdular onu, Allah rahmet eylesin. Şairdi, Fasça şiirler yazardı. Medine'ye geldikçe şiirler getirir, gösterir. Son gelişiydi, ondan sonra şehit oldu, işittim. Okudum. Sefil Bey gene şiir var mı dedim, var dedi. İçinde bir beyit var, ağlayarak yazdım. Hala da ağlıyor beyit. Hangisi olduğunu bilirsen şair olduğunu takdir ederim, tasdik ederim dedi. Ciddi bir insandı. Evet. Sefil Bey'i görelim, görmeden hükmedemem dedim, gösterdi. Diyordu ki, Kabe ile hasbihal. Şair, Sefil Bey Kabe'ye soruyor. Ey Kabe, dünyada bu kadar renk var, beyaz, sarı, pembe, mavi, kırmızı, semavi. Niçin bunların içinden siyahı seçtin sen? Siyahı seçtiler de sen siyahlar giyiyorsun. Medine-i Münevvere'nin kubbesi yeşil, senin örtünün için siyahtır ya Kabe. Kabe o beyitte cevap veriyor. Diyor ki şair, ben dertliyim, beni konuşturma. Yaramı kanatma. Ben siyahlar giymeyip de kim giysin ki Muhammed Mustafa sevgilim burada doğdu. Peygamberlik burada geldi de Mekkeliler kadri kıymetini bilmediler. Beni bıraktı da Medine'ye gitti. O günden beri ben siyahlar giyerim, Medine yeşiller giyer. Evet. Diğer gençliğe gelince. Evet. Gençlik biliyorsunuz hem ümidimiz hem istikbalimiz. İkbal ve istikbalimiz gençlik. Gençliğe bendeniz fillehe bula yahterik. Alevler içinde yanmıyor derim. Bunun da mazisi var. Defalarca söylemişimdir fakat dinleyenlerim, seyircilerim de görsünler. Çok hoşuma gider. Kızım bazı şeyler var. Şairin hüsn olur kim seyreder ki ihtiyar elden gider dediği gibi. Bülbül sesiyle gül kokusundan geçilmiyor dediği gibi. Bazı hatıralar eskimiyor, pörsümüyor. Sizinle beraber yaşıyor. 940'ta Mısır'da talebeyim Ezher'de.
uzun bir kış gecesi, serin bir kış gecesi derslerimi yaptım, yatacağım. O günlerde Er Risale diye bir dergi var. Orada Mustafa Sadık-ı Rafi'i, aslen Hazreti Ömer evladından, babası Kudüs'ten Osmanlı Devleti tarafından Mısır'a mahkeme reisi olarak tayin olmuş. Mustafa Sadık-ı Rafi'i isminde bir zat var, makaleler yazardı. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi onu çok severdi, Akif de çok severmiş. O makaleler yazar, dergi gelmiş okumadım. Dedim ki, makaleyi bir okuyayım, üstad ne yazdı, onun feyziyle yatayım, onun neşesiyle yatayım dedim. Makaleyi açtım, makalenin unvanı elektrik çarpar gibi çarptı beni, çok hoşuma gitti. Beklemediğim bir unvan. Başlık şöyleydi beyler, aziz dostlarım. Fil leheb ve la yahterik. Alevler içinde fakat yanmıyor. Gençlik de mi böyle? Fil leheb ve la yahterik. Alevler içinde fakat yanmıyor. Allah Allah. Nedir bu alevler içinde yanmayan? Okuyorum, devam ediyorum. Diyor ki, geçenlerde üniversite gençlerinden ibaret bir grup gençlik evime geldiler. Benim makalelerimden istifade ettiklerini söylediler. Fakat yüzlerinin nurundan kalbim yandı sandım. Bu kadar temiz. Çehreleri çok temiz. İfadeleri çok temiz. İdealleri çok temiz. Peygamber Efendimizin tarif buyurduğu kötülük seni terk etmezdi ama sen kötülükleri terk et. Arş-ı Ahlâ'da, Arş-ı Azam'ın gölgesinde gölgelenecek gençlerden ibaret bir gençlikti. Kendi kendime diyor bunların böyle, ya Rabbi bunlar üniversitede okuyorlar. Bu kadar nasıl temiz kalmışlar diye hayret ederken içimden bir feryat koptu diyor. Allah'ım sen öyle bir Allah'sın ki, öyle bir güç ve kuvvet sahibisin ki, ateşler içinde Hazreti İbrahim'i, balığın karnında Hazreti Yunus'u, Firavun'un sarayında Hazreti Musa'yı, mağarada Muhammed Mustafa'yı saklayan sen değil misin Allah'ım? Dedim. Ağladım. Dayanamadım. Çok hoşuma gitti. Gittim abdest aldım. Baktım talebeler hep yatmışlar, lambalar sönmüş. Abdest aldım. İki rekat hacet namazı kıldım. Hacet namazı kıldım. Secdede ağlayarak şu duayı ettim Allah'ım. Benim memleketim olan Türkiye'de de fil leheb ve la yahterik. Alevler içinde yanmayan bir gençlik yetişmeyecek mi? İman ve irfan gençliği memleketine sahip olacak. Memleket Akif Bey der ki, sahip olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Memlekete her haliyle sahip çıkacak irfan ve iman gençliği. Asrın ihtiyaçlarını müdrik yetişmiş kadrolar yetişmeyecek mi Allah'ım? Allah'ım o günü görmeden canımı alma diye bir duam var. Yine annealeyh gençleri görüyorum, sohbet istiyorlar. Evet. Görüşmek istiyorlar. Diyorum ki gençler siz benim kabul olan dualarımsınız, gerçekleşen rüyalarımsınız. Kabul olan dualarımsınız, gerçekleşen rüyalarımsınız. Bahçıvan diktiği fidanın meyvasını yerse bahtiyar olurmuş. Ben de dualarımın kabulünü görmekle bahtiyar oluyorum. Gençliğe aşkım buradan ileri geliyor. Bir de siz ilk karşılaştığınız kişilere ismini soruyorsunuz. Ve biraz önce de anlattığım gibi ismiyle ilgili latifelerde bulunuyorsunuz. Efendim, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Peygamber Efendimiz ilk gördüğü kimseye ismini sorardı. Babasına sorardı ki yakınlık temin etsin bir yer. Sen kimsin falan değil, adın ne? Babayın adı ne? Hatta birisi geldi, bir delikanlı geldi. Adın ne evladım? Harp dedi. Harp mi? En son çare yavrum bu, harp. Evet. En son yapılacak çare, tedavinin dağlanması. Ahiru devaikum el key. Dağlanması olsun. Abdüsselam koyalım adını dedi. Dost ve sulh, barış Allah'ı olan Allah'ın. Evet. İsimlerini biliriz. Esselam olan Allah'ın kulu koyalım buyurdu. Bu kadar titiz Peygamber Efendimiz. Bu Peygamber Efendimizin sünnetleri. Allah onun yolundan izinden ayırmasın inşallah. Amin efendim. Evet buyurun. Mikrofonu alırsanız sevinirim. Muhterem hocam, efendim, siz bir canlı tarihsiniz, bir kültür hazinesisiniz. Bu tarihi ve kültürü biraz önce ifade ettiğiniz irfan ve iman gençliğine yazılı olarak bırakmayı düşünüyor musunuz? Tabii inşallah. Ve bununla ilgili bir çalışma var mı efendim? Teşekkür ederim. Hatıratım var, hatıratım var, çıkacak inşallah. Müjdesini veriyorum sizlere, hatırat yazıyorum inşallah. Çıkacak inşallah. Evet. İnşallah. Saim Cansu buyurun efendim. Efendim, bendeniz de peygamber sevgisi hakkında bir şey sormak istiyorum. Evet.
Tabii aşıklar, şairler, naatlar yazmışlar. Bunları terennüm etmişler. Çok güzel şeyler söylemişler. Fakat benim merak ettiğim, her Müslümanın Peygamber Efendimiz için hissetmesi gereken sevgi ve bağlılık nasıl olmalıdır? Efendim, örnek şahsiyet. Sünnete bağlılık demek, Peygamberin yaşadığı hayatı yaşamak demek. İslam'ın zaten büyüklüğü, yüceliği Sahin Bey, böyle bir zat-ı akdesi örnek gösteriyor. Bu kadar yüce. O kadar yüce ki, o kadar büyük vazifeleri var ki, mihrapta imam, kürsüde vaiz, minberde hatip, meydanda kumandan, devlette reis, ailede reis, örnek şahsiyet, her haliyle örnek. Şu düsturu, şu prensibi alabilsek, alamıyoruz maalesef. La yukabilu ahadan bima yekrah. Hiç kimseyi arzu etmediği halde karşılamadı. Ne demek bu yahu? Son günlerde okudum. Fetih günü. Fetih gününe kadar Hazreti Ebu Bekir'in babası iman etmemiş. Saçlı sakallı olmuş. Ağarmış saçı sakallı. Piri fani olmuş. Anladı artık ki bu şakası yok bu işin. Muhammed Mustafa dün mağaradan kaçtı gitti. Bugün Fatih olarak girdi Medine'ye, Mekke'ye. Ebu Bekir Efendime dedi ki oğlum götür beni Resulullah'a. Arzu eyleyeceğim imanımı dedi. Buyur baba gidelim dedi. Gelirken Peygamber Efendimiz demiş ki Ebu Bekir ihtiyarı niye getirdin ben gelirdim yahu. Fatih. Evet. Orduya girmiş Fatih. O gürültünün o heyecanın içinde Ebu Bekir ben gelirdim yahu. Niye getirdin ihtiyarı demiş. Allahu Ekber. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamak ahlakıyla ahlaklanmak. Ahlakıyla ahlaklandırır mı zaten iş bitiyor Rahim Bey. Sonra efendim şu var. Peygamber Efendimiz'in bazı hadisleri canımızdan daha kıymetli bize olmalı. Buyurur ki لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. İman etmedikçe, mümin olmadıkça cennete giremeyeceksiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. Sayın Bey, mümin olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Yahu bundan büyük düstur olur mu? Kaç kimse biliyor bu hadis-i şerifin manasını? Kaç sohbet gördünüz bugüne kadar sevgiye ait, saygıya ait? Mümin olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirini sevmedikçe de mümin olamazsınız. Evet. Kainattaki her hadiseyi mukaddes çerçeveler içinde tablo yapan Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. İnsanlar içinden öyle kimseler vardır ki peygamberler onlara aşık. Gıpta ediyorlar. Allah Allah. Peygamberler, şehitler, inne minennâsi unâsen. İnsanlar için öyle bir grup, öyle insanlar var ki onlara peygamberler imreniyor. Şehitler gıpta ediyorlar. Menhum ya Resulallah. Onlar birbirini Allah için severler. Tehabbu fillah. Gayeleri Allah, hak. Akif der ki Halik'in ne mütenahi adı var. En başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Fakir de öyle demişim. Çiğnenen hakkı tutup kaldıracak er lazım. Rönesanslar yapacak millete erler lazım.